Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün maalesef acı bir kaybımız var arkadaşlar. Salmadan bir tane dişimizi maalesef kaybettik. Hiçbir sıkıntısı sorunu yokken kuşumuz öldü arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün mamalarını verdik. Hepsi gayet güzel bir şekilde yedi. Mama verdiğim günün akşamı şu an. Aynı günde ikinci videoyu çekiyorum. Onu da söyleyeyim, karışıklık olmasın. Kuşumuz ne mama yedi arkadaşlar ne de normal yem yedi. Kursal falan bomboş. Ama ne pisliğinde bir sıkıntı var ne duruşunda bir sıkıntı vardı. Sadece bugün fark ettik. Önceki günlerde yoktu. Bugün başladı ve bugün kuşumuz maalesef kaybettik arkadaşlar. Kanatları açık bir şekilde böyle sesli sesli nefes alıyordu. Büyük ihtimalle solunum yollarında bir sıkıntısı vardı. Dediğim gibi ne yemek yemiş arkadaşlar ne de zaten mama yemedi. Mamayı yerken hepsini biz beraber videoda izlemiştik sizlerle. Kuşumuz mamaya dokunmadı. Çok da güzel bir kuştu. Benim merakla beklediğim bir kuştu üretim sezonunda. Ondan nasıl bir yavru alacağım çok merak ediyordum arkadaşlar. Albino'ydu. Bunun kardeşiydi arkadaşlar. Burada DF'miz var bakın. Bunun aynısıydı. Maalesef onu biraz önce kaybettik. Hani elime aldım. Kuş elimde öldü yani öyle söyleyeyim size. Baktım salmadan ta sesi diğer odaya geliyordu. Artık şiddetlenmişti. Hani araştırma yapıyordum acaba ne yapabiliriz? Nasıl bir ilaç kullanabiliriz diye. Hani kuşlar terleyince kanatlarını açar ya. O şekilde duruyordu arkadaşlar ve kafasını yukarı kaldırıp nefes almaya çalışıyordu. Büyük ihtimalle solunum yollarında sıkıntı vardı. Belki tıkanmış olabilirdi. İşte biz ona çözüm bulana kadar arkadaşlar maalesef kuşumuz daha da şiddetlendi hastalığı ve maalesef kaybettik. Hatta burada diğer kuşların yanına falan gitmeye çalışıyordu. Asılı kalmıştı telde. Diğerleri vuruyordu. Dedim bunu ben buradan alayım. Şu kafesin en altına koyayım. İşte hayvan rahat etsin. Diğerleri rahatsız etmesin dedim. Kuşta dediğim gibi arkadaşlar ne kavga hani yara bere var. Hiçbiriyle kavga etmemiş. Her yeri gayet sağlıklı bir durumdaydı vücudu. Dediğim gibi sadece kursağı bomboş. Hiçbir şey yememiş. Ne yem yemiş ne mama yemiş. Su içti mi içmedi mi onu bilmiyorum. Kursak full boş. Bugün ses çıkartmaya başladı işte. Dün falan hiçbir sıkıntımız yok da hani bugün niyeyse böyle oldu. Hatta kuşumuzu da size göstereceğim. Çok ağır bir kuş hatta. Kursağının boş olmasına rağmen çok ağır bir kuştu. Dediğim gibi bundan yavru almayı çok istiyorduk. Nasip değilmiş maalesef arkadaşlar. Şimdi de kuşumuzu göstereceğim sizlere. Evet bu maalesef kaybettik arkadaşlar. Şumbo kırığı dişimizdi bu bizim. Elime aldım arkadaşlar. Hani normalde elime aldığım zaman parmağımı paramparça ediyordu. Böyle tuttuğu zaman kopartacak duruma getiriyordu. Maalesef hani anladım zaten elime aldığım zaman baktım ısırmıyor gücü yok. Hani tükenmiş iyice. Hatta böyle normal tutuyordum kaçmasın diye şu şekilde tutuyordum. Bıraktım böyle baktım elimde yatıyor. Poposunda falan da öyle pislik yok bakın arkadaşlar. Şöyle odaklayabilirsek eğer sizlere. Yani gayet sağlıklı duruyor ama kursak bomboş. Full boş arkadaşlar kursak. Direkt göğüs kemiği elime geliyor şu an. Kuruma değil. Salmadaki bütün pisliklere baktım. Hepsi gayet sağlıklı. Şu alt sehpayı çektim. Kontrol ettim. Çünkü diğer kuşlara da hastalık geçmesin diye. Ki hastalık olmasın diye düzenli ilaç takviyemizi yapıyoruz. Vitamin takviyemizi yapıyoruz arkadaşlar. Probiyotik takviyemizi yapıyoruz. Ama buna ne oldu? Nasıl oldu? Bilmiyorum. Hani siz nazar deyin. Ben başka bir şey diyeyim. Hani arkadaşlar cidden hani diyecek bir şey bulamıyorum. Bundan yavru almayı çok istiyordum. Maalesef alamadan kaybettik. Bir yaşına yaklaşmıştı. Yaklaşık 7-8 aydır biz bunu eşe atmak için bekletiyoruz arkadaşlar. Önümüzde daha bir 2 ay daha vardı. Maalesef kuşumuzu kaybettik. Hani yapacak bir şey yok. Yaşasın çok isterdim ama yaşasaydı da zaten eşi bu olacaktı büyük ihtimalle. Buradaki erkeğimiz. Çok da istekliydi arkadaşlar yumurtlamayı hatırlarsınız belki. Ben bunu tekrardan bırakayım masaya. Hayvanı daha fazla elinde dolandırmayayım. Bunu hatırlarsınız belki. Bununla kardeşi sürekli yuvaya giriyordu. Yumurtlamak istiyorlardı. Eş atmamıştık. Hani bir yaşına gelsin. Sağlıklı bir şekilde yavru alalım. Kuşu yormayalım demiştik. Maalesef o zamana da ulaşamadan kuşumuzu kaybettik. Hemen salmada diğer kuşlarımızın kontrollerini yapalım. Salmada şu an bir tane sıkıntılı kuşumuz var. O da hasta değil. Hani bulaşıcı bir hastalığı yok. O da yağlanma sorunu ile çakal arkadaşlar. Arkada gördüğünüz yeşil kuşumuz. Çok ciddi bir yağlanması var. Onun haricinde hasta olan bir kuşumuz yok. Şöyle size de yavaştan gösterelim hatta. Kursaklar, popo kısmındaki tüyler gayet sağlıklı duruyor. Kursaklar full dolu. Popolarına da pislik yok yani arkadaşlar. Bu sağlıklı olduklarını işaret. Gayet hareketliler. Bazıları birazcık durgun. O da ara sıra. Çünkü çoğu tüyde arkadaşlar. Mesela şu karşıdaki griimiz. Görmüş olduğunuz gibi o gri tüyde. Yeşillerimiz tüyde. Ama dediğim gibi niyeyse böyle oldu. Bize de yapacak bir şey kalmadı arkadaşlar.
Artık buradaki kardeşi aynı o tarzda yavru verirse bunu ayırırız. Şöyle diğerdeki çiftlikleri gösterelim. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Şöyle odaklayalım. Renk olarak hepsi fix aynı. Hiçbir sıkıntı yok. Yemleri de var. Acaba dedim hani yemleri mi bitti? Yemlerin zaten bitmeme ihtimali yok da hani ben gene de kontrol edeyim dedim. Çünkü günlük sabah akşam arkadaşlar bunlarda yemliklerini full yeniliyoruz. Yemlik full hani dolu olsun boş olsun fark etmiyor. Bir kovaya boşaltıyoruz. Yenisini dolduruyoruz. O şekilde bunların yemlemesi oluyor. Hani yemden dolayı da değil. Mama zaten hiç yemedi. Yem de yememiş zaten bugün. Zaten o sesi çıkartmaya da bugün başladı. Çıkarttı, ondan sonra da bir 2 saat içinde kuşumuzu maalesef kaybettik arkadaşlar. Biz bunun hani ölmesini beklerken biliyorsunuz bunun ciddi bir rahatsızlığı var. Ekoli. Bunun hani ölmesini beklerken hiç beklemediğiniz bir taraftan bir tane dişimiz öldü arkadaşlar. Dediğim gibi çok gayet sağlıklı bir kuştu. Hava çarpma ihtimali yok. Çünkü içerinin ısısını gösterelim. Camlarımız şu an kapalı. 28 derece arkadaşlar. 28, 30, 30,5 o civarda ısı dereceleri oynuyor arkadaşlar. Hani hava çarpmış olsa orada o kadar kuş var. Bundan zayıf olan kuşlar var. Hani onlara da bir şey olur diye düşünüyorum. Hani cidden bunun niye böyle olduğunu anlayamadım. Ama hani %90 solunumsal bir sıkıntısı var. Çünkü nefes almakta çok çok zorlanıyordu arkadaşlar. Hani kanatlarını açmış. Nefes alamadığı için büyük ihtimalle terlemiş. İçeri şu an hani biraz önceki günlere göre güzel. Hani serin. Ona rağmen kanatlarını açmıştı. O sıcak günlerde yapmayan kuş. Bugün o kanatlarını açmış. Kafasını yukarı kaldırmış. Sesli sesli nefes alıyordu. Hani zorla nefes alıyordu. Elimi aldım zaten arkadaşlar. Elime yatırdım. Baktım hani kalkacak gücü yok. Mecal yok. Kafası geriye falan gidiyor. Daha fazla hayvanı yormak istemedim. Orada da zaten elimde de kuşumuz can verdi maalesef. Dediğim gibi yapacak bir şey yok artık. Kalanlarla devam edeceğiz. Olmazsa aynı yerde başka bir kuş bulursak eğer onu alacağız ama cidden bu kuşu çok seviyordum. Diğer beyazımızı da çok seviyorum. Bunlardan yavru almayı çok istiyordum arkadaşlar. Umarım kardeşinden yavruyu alırız. Ve kendimize tekrardan bir yavru ayırırız arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama gene araştıracağım. İlla ki hani başımıza gene böyle bir şey gelebilir. Hastalığın sorununu çözmem lazım. Bir daha başımıza gelirse Allah göstermesin. Direkt ilk müdahaleyi yapmak lazım arkadaşlar. Biz de anlayamadık yani. Çok şaşırdım açıkçası. İlk defa başıma geldi. Umarım bir daha gelmez. Diğer kuşları da şöyle bir video çekerken kontrol ediyorum. Hatta sizlerle beraber bakalım. Sultanlar zaten bağışıklık sistemi muhabbetlere göre daha güçlü. Bunların hasta olma ihtimali daha çok zor arkadaşlar muhabbetlere göre. Burada bir kuşumuz da var. Bakın mesela aynı böyle duruyordu. Bakın kanatlar bu şekilde. Terledikleri zaman böyle yaparlar. Kanatlar bu şekildeydi. Ve kafayı yukarı kaldırıp nefes alıyordu. Duruşunda falan çok bir bozukluk yoktu. Sadece dediğim gibi kanatları kaldırıp kafayı yukarı kaldırıyordu. Bunlar da gayet sağlıklı. Hani mama yemedi. Hani mama yemiş olsa bile mamadan desem bütün kuşların hepsi yaptığımız mamadan yedi. Hatta bir tanesinin mamasını almayı unutmuşum arkadaşlar. Çünkü mamasını yiyordu. Bakın full boşaltmış hayvan yemliği mamalığı. Hepsini yemiş. Tepeleme mama vardı bunlarda. Hepsi yedi. Hiçbirinde bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Mamamız da gayet güzel testten geçti kuşlarımızda. Ama dediğim gibi anlamadığım bir şekilde kuşumuzu kaybettik. Bakın bunda da bir sıkıntı yok. Alttakini göstereceğim. Alttaki zaten hasta. Sürekli kabarıp oturuyor bu şekilde. Evet buradakilerde de bir sıkıntı yok şükür. Duruşlarında falan bir sıkıntı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet normal sağlıklı halleri şu an kuşlarımızın. Sizlerle tekrardan kontrol edelim. Hem video çekerken ben de bakmış oluyorum kuşlara. Hepsini kontrol ettim zaten ben. Bir daha tekrardan bakmak istiyorum. Duruşlar gayet normal. Yakınlaştırıp çekmem lazım sizin görmeniz için. Evet bunlar böyle. Buradaki de sağlıklı. Premium'umuz bu da sağlıklı. Altta sultanımız var. Bu da yuvada. Evet arkadaşlar Allah'a şükür hiçbirinde bir sıkıntı yok. Sağmadıklarının da bir duruşlarına bakalım. Duruşlarda problem olan hani yağlı olan kuşumuzun bile duruşu şu an gayet sağlıklı. Arkadaki yeşilli. Uyku modunda şu an. Tüydeyken birazcık kabarma olabilir kuşlarda. Çok yoğun bir kabarma yok. Bakın mesela bu da öyle. Yalnız bu hayvan da bayağı bir irileşti. Güzel bakmışız. Maşallah seni unutmayın arkadaşlar. Ondan da güzel yavru alacağız. Onun erkeği de çok sağlam. Kendi de çok sağlam oldu. Çok güzel bir yavru alacağız onlardan. Yok yani bir sıkıntı yok anlamadım ya. Vallahi
Dediğim gibi o ses ta artık hani nefes alamamasının sesi kısık kısık alıyordu böyle inlemeli. Ta benim odama geldi, oradan kalkıp buraya geldim. Hani acaba dedim hayvan dövüyorlar mı? Baktım dövmüyorlar. Normal teli asılı kalmış, orada öyle ses çıkartıyordu. Elim aldım ve elim aldıktan 2 dakika sonra hayvan öldü arkadaşlar maalesef. Her neyse artık. İlerleyen zamanda dediğim gibi kardeşine yavru alsak onu ayıracağız. Şimdilik yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz bugün mama verdik arkadaşlar. Yarın genel kafes temizliğimiz var. Ondan 2 gün sonra da kuşlarımıza sadece tohum vereceğiz. Önümüzdeki hafta mama olmayacak. Bir hafta tohum, bir hafta mama. Bir haftada, hatta haftanın her haftada şey olacak arkadaşlar. Bu meyve tabağı gibi bir tabak yapacağım kuşlarımıza. Elma, havuç, o tarz. Hani kuşların hem sevdikleri hem de kursaklarını yormayacak besinlerden vereceğiz. Yaz maması gibi bir şey olacak yani. Onlardan yapıp vereceğim. Hani şimdilik durumlar bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.